Allah rahmet eylesin, Ferhan abi diyordu ki bizler açık denizde kürek çekiyoruz. Bir anlamda Don Kişot'uz tiyatro ile ilgili. Siz de kendinizi bir nevi Don Kişot olarak görüyor musunuz? Çünkü Türkiye'de tiyatronun buralara gelmesi için çok çok büyük dertler çekmişsiniz. Çok zor günler yaşamışsınız. Sahiden biz şimdi görüyoruz. Muhteşem bir kariyer ve müthiş bir efsane var karşımızda ama buraya gelmek kolay olmamış. Kolay olmadı ama ben etraflar hep şey gördüm. Yani güler yüz gördüm yani. Bunlar da bana yaparsın şekeri diyorlardı. Sen Aydın abinin evinde yemeğe gittin mi hiç? Hayır. Ama duydum. Ama duydum tabii hiç yani. Hiç yaşadım saymak. Aydın abi bizi yemeğe davet eder misiniz? Lütfen bir. Tabii memnuniyetle başlıyoruz. Haziran'ın 20'si 21-33. Evet. 33 değil 30. 30 peki. Özenmek Haldun abide bir yaşam biçimi. Sıradanlaştırmamak. Geçiştirmemek. O çok doğru. Sıradanlaştırmamak. O çok doğru. Bu çok müthiş güzel bir yaşam biçimi. Bu bir felsefe. Yani hiçbir şey acele olabilir. Hayır, hep acele. Hep acele. Hep acele. Ben de çok aceleciyimdir bu arada. Çok anlıyorum onu. Ama geçiştirmemek ve özenmek bir kültür. Yani benim Haldun abiden en önemli öğrendiğim şeylerden birisi bu. Sofrasından, misafirinden, toplantısına ayırdığı vakitten bence bütün seçimlerine ve dostluklarına kadar çok çok erdemli bir yaşam biçimi. Birlikte çalıştığınız insanların, yani tiyatro yaptığınız insanların flört etmesine çok sıcak bakmıyor musunuz? Bakıyorum. Ama tuhaf bir şekilde evlenenler var aralarında. Hayır öyle şey. Yani bir oyunda oynuyorlarsa beraber, başka çocuk geldi çünkü, kavga ediyorlar, oyun kalıyor. Ha tabii. Bir kere geldi başıma çünkü. Altay Erbulak. Altay Erbulak birine flört ediyordu. Karısı bunu fark etti. Oyunu bırakıp gitmiş. Hayır şey dedi. Arkadaşlar magazin departmanı sokmayın şu anda size içeri. Eşi demiş ki beni seviyorsan bu akşam İzmir'de yiyelim. Gösteri vardı. O da ben belki sana galiba. Oyuna gitmesi bu akşam. Aldandık. Karısıyla beraber İstanbul'a dönün, oyun kalıyor. Aa, oyun kaldı öyle. Ağzına da kalırlar. Oyun kalmaz. Hemen Palas Padras biri elle tekisti verdik. Fazla hani yani ben de yok, ben de orada değilim. Ben oyunda oynamıyorum. İstanbul'da bana telefon ediyorlar. Ne yapacağız? İşte bir Şefik Duayet, Allah rahmet eylesin. Oyuna gelmiş, seyretmiyor zavallı. Onun ile tekst tutuştu. Ya bu çıkardım. Çok güzel. Çok iyi. Bizim oyun kalmaz. Allah kaldırmasın. Bu mu oldu sizin için milat? Yok kardeşim bundan sonra yani kimse kimseyle oyun boyunca flört etmesini... Hayır. Ama yani bunlar Amerika'da aynı şey var. Çünkü ediyorlar, etsinler. Evlenecek mesela Metin'den. Nevra Hanım. Hayır, kimse evlendiler. Kimse bir şey dedi yok. Ama yani evliyken başka biriyle flört etmek, başka biriyle şey yapmak, kıyamet koparacak. Yani, kıyamet koparacak şeyleri de istemiyordum. Tiyatroya zarar verecek şey istemiyorum. Bu arada belgeseldeki şey çok güzel. Metin Bey ile Nevra Hanım'ın evlenme hikayesi. Para yok, evet. Pul yok, düğün yapacaklar. Tiyatroda. Düğün yapacak yer yok. Size mi geldiler, siz kendiniz mi bu durumu görüp şeyi teklif ettiniz? Tiyatro sahnesinde yapın diye. Onu hatırlamıyorum ama galiba ben tiyatroda yapın dedim. Galiba. Tiyatro sahnesinde başka böyle bir düğün var mıdır? Oyuncuların yokluktan tiyatro sahnesinde evlendikleri. Ama o çok güzel bir düğün oldu. Olağanüstü olmuş ki, yani. Tabii ki. Yani tüm zamanların en büyük, en şahane düğünlerinden biri olmuş. Göksel'ler Kerem de orada eller. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Göksel'ler Kerem de, rahmetli Kerem de. O da çok güzel bir espri yaptı ben o zaman. Ben şahittim. Fakat o da... Birisi bana telefon etti bir gece ben. Sen şahit misin? Evet şahidim. Herhalde bir şey yapacaksın. Yani yapacağım, şahidim dedim. Sonra düşündüm herhalde bir şey yapalım bekliyorum. Yapayım bir şey dedim. Peran Kutba. Peran Kutba'la anlaştım. Peran Kutba zekah oluyor. İşte, evet diyor şahit. Ben de evet diyorum. O zaman kıyamet kopuyor arkada. Peran Kutba arkasında böyle bir şeye geliyor. Hayır evlenemezsin bu çocuklarla. Ve bütün seyirci şey oldu. O kendi tiyatrosunda, bizim tiyatrosunda değil, kendi tiyatrosunda. Dehşet sokalım. Ben kutuza geldim. Ama başına at, çocuğu bana at. Başına atıyordu. Attı çocuğu, içine bütün beyaz güller çıktı. Oo. Ay ne güzel. Ne ama güzel. Aklı gitmiştir herhalde damat adayının ya. Orada bir gitmiştir. Ama çok güzel bir şeydi. Çok güzel. Haldun abi hatırlıyor musunuz? Dadı'da ya bir imza gününe ya da bir açılışa bir yere gitmiştik. Fatih bizi götürmüştü.
çekim sırasında çok kalabalıktı. O bornozların çıktığı zaman mıydı neydi bir şeydi, birisi bağırdı. Aa Pertev dedi. Haldun Dormen şekerim. 40 yıllık Haldun Dormen'in fendi, şey Pertev'in fendi Haldun Dormen'i yendi. Ya bir de o laf bizde o kadar kalmıştı ki haftalarca yani çok çok acayip. Ya bu da ama çok acayip gerçekten. Tabii. Ya 40 yıl tiyatronun o televizyonun gündemi. Bütün her şeyini çek, tiyatroya büyük bir Haldun Dormen imzası at. Televizyonda Pertev diye çağırdı sizi. Hala Pertev diye hatırlıyorlar. Pertev diye hala imza isteyenler var. Yani bugün bile. Bak bunların en kobi, geçen gün yine bir yerde oynuyoruz. Çıktı, işte sahneye bir imza alıyorlar, resim çektiriyorlar falan. Orada bir grupta konuşuyor, beni gösteriyor. Gelip bir şey isteyecek dedim herhalde. Adam korka korka yanıma geldi. Yıldız Kenter dedi. Ya o kadın dedim. O kafasındaki algı Üşük öyle. Bey'le karıştırdı herhalde. Hay Allah. Neyle karıştırdı bilmiyorum ama her karıştırdı, iyice karıştırdı. Evet. Yani. Ama bayağı karışıkmış zaten kafa yani o kafayla oraya gelmeydi. Cahide Songun hikayesinde ben çok etkileyici buldum. Ve ben belgeselde öğrendim onu. Yani neyi? Ona verdiğiniz emeği, sufle kuralınızı bir tek orada herhalde bozmuşsunuz değil mi? Yani, o bir tek o oyunda dediğimiz gibi Metin Sezer'e rica etti. Metin Sezer de arkadan sufle verdi. Ama o sizin Cahide Hanım'a verdiğiniz tabii. Bir emek ve bir kurtuluş mücadelesi aslında. Bilmediğimiz çok şey vardır onun altında. Muhtemelen, tabii. Çok çok etkileyiciydi. Haldun abinin pes etmesi de çok zor. Yani biz yapamıyoruz deyip pes ettiğinizi duyduğumda belgeselde ben çok etkilendim. Benim de bak çok enteresan. Bütün belgesel boyunca sizin tek pes ettiğiniz yer galiba Cahide evet. Hanım'ın hikayesi. Evet. Ama pes etmedi. Yani galiba oynamak istemediğini hissettim. Ben de tiyatro şeyi için, işlerin yoluna gitmesi için mektup yazdım. Yani dedi ki memnun değilsiniz. Çünkü herkes kışkırtıyordu. Öyle mi? Evet kışkırtıyordu ya herkesi. Nasıl çalışıyorsunuz da bu paralar çalışılır mı? Bu kadar yorulunur mu falan. Erol Keski falan gelip bana şey yaptılar. Ya dedi. Perişan diyor bize her dakika bir şey söylüyor. Bize yani canımızı sıkar şeyler söylüyorlar. Oyunumuzu rahat rahat uygulayabiliyoruz dediler. Ben de mektup yazmış. Yani çok saygı duydum. Şey, Zahide Solka hanımefendi. Bir ay daha oynayayım. Bir ay sonra siz gibi serbest kalın. Ama size iki aylık şeyiniz ödenecektir. Yani böyle böyle bir mektup yazdım. Ve gitti. Ve gitti. Ertesi günü aynı oyunu oynadı bir yerlerde. Oynayamadılar. Mesela çıktı ya oynayamadılar. İşte. Ben de dolayı değil yani.